Evet Erman abi. Şu anda sahnede kaç tane oyuncu var abi yazılan? Transfer için... Şurada kaç tane oyuncu var yazılan? Var. 11 tane değil mi? Peki Fenerbahçe kaç tane oyuncu aldı bu sene? 13. 13. transferini yaptı Nazım Sangare. Zaten bilemiyorsunuz. Doğru. Hemen cevap veremediniz 12 mi 13 mi 12 idi. Benim şimdi, aklımda doğru Nazım'la 13 Fenerbahçe oldu. Bu kadar oyuncu aldı. Bir de 11 yazdık. Şimdi ne yazarsak yazalım. Yani Fenerbahçe yeni bir takım kuruyor, yeni bir yola çıkıyor. Evet. Bir de idealist genç bir teknik direktör var. Şimdi ben onun ne yapacağını merak ediyorum çünkü... Şimdi isim olarak baktığı zaman bu buna uyar, şu şuna uyar, bu farklı bir şey. Bu takım bir makinedir. Biri birini destekler, bilmem ne yapar. Caner'le şeyi ayırıyorum, Gökhan'ı, çünkü onlar Fener'i tanıyorlar. Ama onun haricindeki futbolcular ne verecekler, hangisi hangisine uyar? Şimdi bir yemek yapacak teknik adam. Tabii. O yemeği yaparken salçayı ne kadar kuracak, bilmem neyi ne kadar kuracak. Bir de demin Fatih ne dedi? Ya dedi bazen mecburiyetler dedi futbolcu çıkarıyor dedi. Gelenler gidenler burada hocam. Öyle bir adam çıkar ki belki bunların arasında hiç düşünmediğiniz bir liste adam. Liste şöyle. Evet. Yani liste uzun. Ne konuşsak bu oynar mı şu oynamaz mı? Fenerbahçe'nin şunu yapması lazım. Yapabilir mi? Tabii. Şansı da yaver gidecek. İlk 6-7-8 maç kötü de oynasa alabilecek mi maçı? Oradan as hasarla çıkarsa Fenerbahçe, ya 6-7 maçta as hasarla çıkarsa 8-9 kişiyi bulur. Yani kafadan. Bir takım zaten 8 kişiyi bulursa 9 kişiyi, yedekler de razı olacaklar, oynayan da razı olacak. O zaman rekabet de iyi olur. Ama şimdi ne derseniz diyeyim ben çıkamıyorum işin içinden. Mesela Frey'den vazgeçemez diyorum ben. Belki o zaman... Tiam'la Valencia kanatta sonra değerlendirilebilir ki de, kanat forvet özellikleri var zaten. Bir kez daha verelim mi? Ben de katılıyorum Ender, Levent abiye. Geçen hafta Frey'in performansı bence iyiydi. Yani bir ofans olarak asistleri vardı. Tamam belki. Hocam böyle söyleyince bir şey ya, yani Frey konusunda çok ya şimdi bak. Feyyaz. Beşiktaş takımını bir 11'ini sayabiliyor musun? Hayır. Başakşehir'i sayabiliyorsun mesela hani evet. şu oynar. Mesela Galatasaray'ı sayıyorsun. Galatasaray'da tık 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 8 kişi, 7 kişi sayıyorsun. 8 bu girer bu çıkar 8 kişi sayıyorsun. Fener'de henüz sayamıyorsun. Yeni takım. Fener yeni takım. Fener bir yola çıktı bu sene. Ha. Şunu yapması lazım Fener'in. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak bir takım. O da nasıl olacak? Fenerbahçe çok koşacak. Fenerbahçe çok koşarsa zaten işini halleder. Çünkü işin kreatif yanını yapacak kesinlikle oyuncular var. Kesinlikle yapacak oyuncuları var. Fenerbahçe geçen sene koşamıyordu. Evvelki sene koşamıyordu. Koşacak abi, basacak koşacak. Ya doğru ama şimdi son iki dakikamız. Erman Hoca'nın söylediği de şunu söyleyeyim. Türkiye'deki antrenmanları planlayan teknik adamlar %60, 70, 80 hep koşturuyor zaten. Esas oyun saha içinde teknik kısmı. Yani oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, hücumda savunmada bunu gelişmesi gerekir. Fenerbahçe'nin bana göre iyi bir iskeleti var. Fenerbahçe'nin yaptığı Fenerbahçe'nin 13 oyuncuları diğer takımlara göre kadrosunda aldıkları adamlar da iyi. Bu takımı iyi koşturursan ekmek çıkarırsın bu takımda. Hem i̇yi koştur. Güçlü olması lazım. Güçlü olursa yırtarlar. Mutlaka ama yalnız futbol yani bir yani futbol bir bedenle ilgili evet fiziksel saha içinde mücadeleler oluyor. Yani bir basit bir beden mühendisliği değil. İçinde böyle değişik din, dil, ırktan farklı oyuncularla bir kültür mühendisi inşa ediyor teknik adamlar. Erol Hoca bu kadroyla hem yurt içinden yapılan transferler hem de yurt dışından bana göre iyi bir iskeleti var. Fenerbahçe'nin bu 6-7 haftalık mesela performansın çok kötü olacağını ben şimdiden düşünmüyorum. Birinci hafta bak Rize Spor maçında o kadar iyi oynamamasına rağmen geriden gelip skoru değiştirdi. Bana göre Fenerbahçe takımı her türlü sistemi oynayabilecek. O felsefede o derinlik, o esnekliği gösterebilecek bir kadro derinliği var. Erol Hoca'nın bunu oynatacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunda her türlü yani gireniyle çıkanıyla 2-11'in bile ligde önemli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Peki bir reklam arasına daha gideceğiz. Hemen vurgulayalım. Yarın akşam Feyyaz Hocam siz Artı Futbol ekibinde Fenerbahçe-Hatay maçının sonrasında zaten detaylandırırsınız. Ama önümüzdeki hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Onun üzerine daha bu hafta biraz daha takımları konuşmak
gelecek hafta bugün de biraz daha tartıya koyma imkanı bulacağız. Kısa bir reklam arası efendim. Peki biz veda edelim. O reklamlarla birlikte, ha şunu da unutmayalım. Arkasında Son Sayfa transfer var. Son Sayfa transferi kaçırmayın diyelim. Ondan sonrasında da bu programın tekrarında 0-2'de olduğunu hatırlatalım. Sizlere iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. Efendim takım oyununda artık son bölüm. Günün ve haftanın maçını Medipol Başakşehir Galatasaray karşılaşmasını 2 saat boyunca, hatta 2 saati biraz geçen bir süre boyunca detaylı bir şekilde konuştuk. Geldik haftanın son maçına, Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçına. Sevgili Ahmet Selim Kul telefon attığımızda. Selim, beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum elden. Peki, haberler sende, antrenman notları sende. Nasıl bir Fenerbahçe olacak yarın? Hafta boyunca neler yaşandı? Bu arada dünden bugüne, dün Nazım Sangare'nin transfer haberini burada takım oyununda ilk biz duyurmuştuk. Hatta birazdan açıklanacak diye de biz vermiştik. 15 dakika sürmüştü. Bugüne ait bir gelişme var mı? Önümüzdeki haftaya yansıyacak. Şöyle bir hepsini toparlayalım lütfen. Söz sende. Teşekkürler. Fenerbahçe'de tabii Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Sezon iyi başladı Fenerbahçe. Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyet iyi bir etki yarattı. Tabii Erol Bulut'un geçtiğimizdeki takımlarına baktığımızda takımlarında bazı bölgelerde sık sık rotasyon olduğunu görüyorduk. Buna benzer bir durumda Fenerbahçe'de olacak diye düşünüyorum yarın. Muhtemel 11'i vererek başlayayım ben. Tabii Kalede'yi yine Altay'ın oynamasını bekliyoruz. Defansın sağında Gökhan Gönül. Stoper'de tabii burada Tisserant'ın ben oynamasını bekliyorum. Çünkü hazır bir şekilde geldi. Hafta boyunca idmanlarda iyi bir performans gösterdi geldiği günden bu yana. Yani herhangi bir fiziksel eksiği yok. Tabii ki bir uyum problemi var ama Fenerbahçe'nin stoper ikilerinde zaten çok birbirine oynamaya alışık isimler olmadığını söylersek ben yarın Tisserant'ın oynamasını bekliyorum. Yanında partneri olarak ya Serdar Aziz ya Zanka olacaktır. Benim gözümde, benim düşüncem, şu andaki bilgilerim Zanka'nın bir adım önde olduğu yönünde ama tabii ki yarın maç saatine kadar bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Sol bek Can Erkin, Gustavo Tolga ikilisinin yine başlamasını bekliyoruz ama önlerinde Deniz değil, bu defa Ozan'ın oynamasını bekliyoruz. Ozan'ın da yarın ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben. Hücum hattında ise yine solda Ferdi, sağda Tiam. Forvetlere bir değişiklik bekliyorum. Frey'in yerine Ener Valencia'nın yarın ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe Hatay Spor'u konuk edecek Kadıköy'deki ilk maçında saat 8'de. Selim, Sosa ile ilgili bir şey var mı? Sosa'nın oynama ihtimali var mı? Geçen haftadan sonradan dahil olmuştu. Ya da kondisyon, fizik kondisyonu 90 dakikayı çıkarabilecek düzeye geldi mi? Nedir durumu? Ben en azından bendeki bilgiler şu şekilde, Sosa'nın yine sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Ben Sosa aradaki farkı kapatmak için günde 2-3 saat çalışıyor. Yani takım 1 saat, 1,5 saat idman yapıyor. Onun üstüne Sosa da 1,5 saat ekstra çalışma yapıyor fiziksel farkı kapatabilmek için. Ben o yüzden Sosa'nın bir silah olarak kulübede tutulacağını düşünüyorum yine. Oyuna sonradan dahil olacağını düşünüyorum. Maç kadrosuyla ilgili notlarımız bu şekilde. Tabii Fenerbahçe'de maç kadar transfer gündemi de hareketli. Çok önemli bir şekilde devam ediyor. Gündemdeki en önemli konu tabii ki forvet transferi. Forvet transferinde artık Zeluis ve Samat isimli